omuzu yere serdin. Onu korumaya yemin etmiştin. Onurun toprağı lekeliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Avrupa birincisi Lee Sin oldum agalar. Şöyle bir ilerle falan banlayalım. Evet, Avrupa birincisi Lee Sin oldum. Şu anda Smurf hesaptayım çünkü kendi hesabım şu anda Avrupa Lee Sin sıralamasında birinci. Şimdi arkadaşlar, siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle sıralamadan hesap düşmüş olabilir, düşmemiş de olabilir, hala birinci de olmuş olabilirim, birincilikten düşmüş de olabilirim, onu bir söyleyeyim. Birincilikte durmak için çabalayacak mıyım? Hayır. Bir açıklamaları yapayım şöyle hemen arka arkaya. Zaten 3 sezondur top 3 Lee Sin'dim ben. Her sezon ilk 3'e girip düşüyordum. Ama hiç birinci olmamıştım çünkü win rate yapıyorlardı ve adam gibi Türk Lee Sin oyuncusu yoktu hani oyunda. Hep ilk 3'te 5'te ben vardım. Başka Türk yoktu yakınlarda sıralamada. O yüzden baba hani Lee Sin'imin ağır olduğunu göstermek için dedim ki bir Lee Sin Avrupa birincisi olayım. Oldum. SS'lerini Instagram'da paylaştım, YouTube'da paylaştım. Bu videonun küçük fotoğrafına koyacağım, yeter. Peki diyeceksiniz ki niye birincilikte kalmıyorsun? Gerek yok arkadaşlar. İkinci, üçüncü, dördüncü olan adamların hepsi OTP Lee Sin oluyor genelde ve sürekli Lee Sin oynuyorlar. Benim onlarla kapışıp birincilikte kalabilmem için sürekli Lee Sin'i spamlamam lazım oyunlarda ki gerek yok. Ben video içeriği üretiyorum. Sürekli farklı videolar çekmek zorundayım. Ondan dolayı birinci olabileceğimi gösterdim. Yeter. Bırakacağız. Çünkü bu hesap zaten challenger olacak benim hesap. Bugün büyük ihtimalle challenger olmuş olur. Olmazsa yarın challenger olur. 250-300 puan challenger yapacağım. Belki 350-400 puana kasarım. Sonra bırakacağım. Erimeye bırakacağım hesabı. Bu siceli V2 olan hesabı kasacağız. Bu hesabı da challenger yapacağım. Bu hesabı Yasuo oynayarak kasmayı düşünüyorum challenger'a. Bu hesapta challenger olduktan sonra siceli V3 diye bir hesap açıp onu da challenger yapacağım. Onu da challenger yaptıktan sonra siceli V4 diye açıp onu da challenger yapıp sezonu kapatacağız arkadaşlar. Yani bu sezon 4 tane hesabı challenger'a kasacağız. O yüzden benim Lee Sin sıralamasında birincilikte tutunmam mümkün değil. Çünkü hesabı oynamıyor olacağım. Bak dediğim gibi az kaldı. Zaten bugün yarın challenger olacak hesap. Ana hesap. Challenger olduktan sonra oyun oynamam imkanı yok. Zaten bir anlamı da yok. Hani daha üstü yok çünkü. O yüzden böyle devam edeceğiz. Yok abi sıralamadan düşmüşsün. Yok bir gününe birinci olmuşsun. Büyük ihtimalle beni geçecekler. Çünkü ben biliyorum. Adamlar OTP Lee Sin sürekli Lee Sin spamlıyorlar. Olabilir yani, yapacak bir şey yok. Kapışamam. Dediğim gibi. Şu an 5800 Lee Sin puanım var. Geçen sezon 8000'e yakın Lee Sin puanı vardı bende. 8000'e yakın. 7900 küsürlerde bir Lee Sin vardı ve ağırdı yani Lee Sin'imiz. O yüzden bir daha kasmak istemiyorum. Çünkü sıkıldım. Her sezon Lee Sin puanı kasıyoruz aga, nereye kadar? Eğlence videosu falan üretmeyi düşünüyorum. Aklımda bir iki tane konsept var. Hesapları challenger yaparken aralara böyle eğlence videosu sıkıştırmayı düşünüyorum. Aklımda çok iyi konseptler var. Onları da ayarlayacağım. Bu arada oyunun 39. saniyesindeyiz. Hala like atmadıysanız, yorum atmadıysanız bir like'ınızı bir yorumunuzu alırım. Her gün 11.00'da kanala video yüklüyorum. Bildirim gelsin diyorsanız abone olup zili açarsanız her attığım videodan bildirim alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Geçen videonun yorumlarına bakıyorum. Ya dedim şu yorumlara bir okuyayım, zaman geçsin. Efendim ondan sonra zaten ilk 1 saat 1,5 saat full kalp atıyorum ilk gelen yorumlara. Sonrasına bakamıyorum fazla. Geçen gün bakayım dedim yorumlara, böyle bakıyorum okuyorum. Adam gibi yorum yok arkadaşlar. Hal hatır, nasılsınız? Liginizde ne yapıyorsunuz? Nasıl maç kaybediyorsunuz? Nasıl maç kazanıyorsunuz? Ne oynuyorsunuz?
kaçıncı sınıfsınız, online eğitim, offline eğitim, bilmem ne falan filan bir şeyler yazın da okuyayım ben de, zaman geçsin. O yüzden yoruma kafanıza göre bir şeyler yazabilirsiniz. Anlatın baba bir şeyler, bir sıkıntınız varsa okuyalım yani. Şimdi Pantheon'un amel defteri kapandı şu an. Yat oğlum aşağı. Hemen koşup diğer yengeci de almam lazım. Lee Sin'e de bir gank atalım. Şey Lee Sin diyorum, Yasuo'ya da bir gank atalım. Yasuo da öldü şu an. Bak hortum atacak reis. Oha lan. What the fuck, Katarina ne yaptı? Tamam onu kes. Bak Katarina kendini öldürdü. Geri kaçsana. Adam sana flash AQ yaptı. Aldım bunu da. Aklı olan Katarina'nın benim takımda ne işi var hocam? Güzel. Burada beni öldürürler mi ya? Oha, Galio'nun burada ne işi var? Bugün zorlu bir sınav olacak. Galio mit mi oğlum? Yo. Galio top lane. Hani top lane oğlum Galio. Lan diyorum Galio ne ayak? Jungle sandım herifi bir an. Sonra dedim az önce Pantheon'u kesmedim mi jungle'da? Bu ne birader, her tarafı totemlemişler ya. Zulte attı. Bir an bile harcama. Buraya buraya buraya. Oğlum takımdan niye destek göremiyorum? Çok iyi. Atla oraya. Yat oğlum aşağı. Ben yoğumu üçlü kuvvet build yapacağım. Siz yapmayın arkadaşlar. Ben kendime güvendiğim için alıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Siz üçlü kuvvet yoğumu build'ini benden görüp kullanırsanız, mükemmel bir Lee Sin oyuncusu değilseniz çok zorlanırsınız. Hatta fitlersiniz. Abi ben fitlemek istemiyorum, oyun taşımak istiyorum derseniz, benim yüksek elo'da kastığım build Karabağ'da Starak build'ini kasın arkadaşlar. Ölmezseniz bu oyun ölmeme üzerine kurulu ve yoğun üçlü kuvvet gibi itemler alıp adamlara tek atacağım diye tek yemeyin. Önermem. Ben zümrüt elo'dayım diye şu an çıkıyorum bu itemleri. Siz kesinlikle almayın, dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Karabağ'da Starak alın. Oha. Yine fokus üzerimizde ya. Ya şu Yasuo oyuncularında en tilt olduğum şey ne biliyor musun? Adam Yasuo oynuyor. Bir kişiye ulti atıyor. Oğlum Yasuo'nun olayı zaten zıplatıp ulti atmış. Galio zıplattı beni, Yasuo bana ulti attı. La birader, arkamda 4 kişi daha var. Senin attığın ulti bana ne yarar? Yani 4 kişiye atacaksın ultiyi, 3 kişiye atacaksın, 2 kişiye atacaksın. Bak geçen videoda da Yasuo Malphite hep bana ulti atıyordu tek başıma. Hata yani. Bildiğin hata babacım. Devam et. Niye geri çekil atıyorsun? Keserdik hepsini. Dışarıdan havalı korna sesi geliyor arkadaşlar. Gerçekten de havalı. Havli. Evet, smite kapışması. Hop, baba kaçırmaz. Hop, fake. Fakke, Faker siceli. Devam et oğlum. Gav, ne yapıyorsun? Al yavaşlattım onu, yakala. Uzaklaş bakayım Renekton'dan oğlum. Yanlışlıkla Herald'ı açtım. Tarayıcım var sandım. Anana uğradığını. 0-3 Katarina'mız var. Mükemmel Katarina gameplay hocam. Best Katarina top 1 in the world. Şu maçta nasıl Katarina oynayamazsın birader?
Vallahi merak sorusu. Kostüm açmış ya reis. Bu ulti kullanmış. Geldim. Okey hocam. Ya kanka action is here yazmışsın. İngilizce'de büyük i yok. Gözünü sevdiğimin Draven'ı. Video izliyorsan oğlum o item ne lan? Draven sen... Arkadaşlar Katarina, Draven bunlar içmişler. Siz içmeyin. Kötü örnek bunlar size. Siz şey yapmayın. Örnek almayın bu arkadaşları. Kafası güzel onların. Yoksa ben tanıyorum arkadaşlar. Özünde hepsi iyi oyuncu. Hepsi namuslu bir güzel oyuncu. 0-3 oldu. Diğeri de 1-4. Olsun siz örnek almayın. Bugün zorlu bir sınav oldu. Şimdi ben taşıyamayacağım büyük ihtimal ya. Yoğumu üçlü kuvvet build yaptım. Bir kere tek gireceğim, oyun bitecek şimdi ileride. Görün bak. Kaybedersem ben söylemiştim derim. Katarina zaten oynamasını bilmiyor hero'yu. Sessiz adım. Helal lan, aldı sonunda free kill'leri. Tamam sen öldün. Stera kalalım ya, öleceğiz gibi. Büyü direnci ayakkabısına gerek vermiyor. Karşıdaki Gallo benim takipçimmiş ya. Benim takipçiler bu oyunu oynuyor ha. Kill salın ne olur, pasif kullanamıyorum. Sen o itemle boş ver kanka pasif falan ya. Sen siktir et, sen gez kanka haritada, keyfine bak ya, boşver, sen kill alsan da bir şey olmayacak gibi. Keyfine bak Draven sen agam, sen çay kahve iç, bizi hallediyoruz. Onu kes, kovala, la kovala onu kovala. Ne haber? Ah kill aldın oğlum, oyun artık. Gözünü sevdiğim. Aslında o item Draven'a çıkabilir ya, ben bilmiyorum pek. Siz benim söylediğime bakmayın. Anlamıyorum oğlum, ben Draven mi oynarım? Ama ben olsam çıkmazdım mesela. O yüzden. Ay nasıl Q'yu kaçırdım. Bu ne oğlum, 6 level Katarina atıyor çocuk. Ya ben normalde takım arkadaşlarıma laf atmak istemiyorum. İzleyici falan çıkıyor bazen. Ayıp oluyor da. Olsun. Dost acı söyler arkadaşlar. Doğruları söyleyeyim ki kendilerini geliştirsin arkadaşlar. İkisini birbirine vurdursaydım ne kadar güzel olurdu biliyor musun? Ben zorlanmaya başladım. Oyun gidecek gibi geliyor arkadaşlar. 19-12 oyun skoru var. Ve 8 kill zaten bende tek başıma. Oyun oynuyormuş gibi bir hisse kapıldım şu an. Büyük ihtimalle bu maçı kaybedeceğiz. Çünkü ne zaman böyle hissetsem kaybediyorum. Vallahi bak ne zaman bu his bende olsa, yüksek elo da olsun düşük elo da olsun hep oyunu kaybetmişimdir. Alışkanlık oldu artık. Çünkü şöyle bir şey oluyor, bir fight çıkıyor, 2-3 kişiyi ben kes, sen kesiyorsun, bir bakıyorsun tüm takım ölmüş. Yani takım 2 kişiyi kesemiyor. Böyle oldu mu ben hep kaybettim. Sizde nasıl oluyor bilmiyorum ama şöyle 3-5 kişinin arasına dalıyorum, yarısını kesip ölüyorum, sonra bir bakıyorum tüm takım ölmüş. Ya sonra diyorsun ki benim takımım nerede? Yok.
Mesela oyunda ADC'miz yok bizim şu an. Ne? Katerina oynamaya başladı lan. İyi, Katerina döndü. Kendini aştı. Rakibin kulesi yerlerini. 0-3 başlamıştı Katerina. Güzel, eli soğukmuş demek ki. Eli ısındı çocuğun. Hop. 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 Onu da keseriz. Oy. Oy. Lan nasıl da adam hiçbir şey yaramıyor ya. Alistar nasıl işe yaramıyor oğlum şu maç? Draven dalga mı geçiyorsun? Alistar taşıtıyor zaten fightları, görmüyor musun? Hayvan gibi tanklı herif. Ne yapacak oğlum Alistar? Adam mı kesecek? Bu Draven build'i ne öyle? Ben mi bilmiyorum acaba ya? Draven'a build kasmayı o mu yanlış kasıyor? Anlamadım ki. O nasıl Draven build'i kanka? Ya da yeni itemlerden sonra ben mi hiç Draven oyuncusu görmedim bilmiyorum ki. Oğlum oha. Duyularını geliştir. Draven kankam biz ejderha fightindeyken kule ittiriyor ya. Bu fight kaybetsek oyun bitiyor bu arada. Ejderi çaldım mı ben? Çalmışım. Güzel. 11'e 2. Aklımda bir tane eğlence konsepti var arkadaşlar. Şimdi söylemek istemiyorum. Diğerleri çalmasın. Yarın çekerim büyük ihtimal videosunu. Challenger olduğum videosunu bir tık ertelersek. Çok iyi konsept ama bak. Mükemmel bir konsept var. Her attığım video 10.000 izlenir diye düşünüyorum. Eğlence videosu ama böyle. Ya yine gameplay de. Eğlence karışıklı gameplay yani. Çok izlerken aa diyeceğiniz bir video. Çünkü Mobile Legends'da yapıyordum. Troll falan değil şimdi. Troll falan demeyin. Troll videosu falan değil. Mobile Legends'da yapıyordum ve sürekli 10.000 15.000 izleniyordu. Bakalım burada ne kadar izlenecek. Burada da tutar ama ya. O konseptin tutmama ihtimali yok. Yarın atarım büyük ihtimal. Ben başlatayım da konsepti. Benden sonra çalarlarsa Siceli'den çaldı yazarsınız onlara. Çünkü Mobile Legends'da da benden başka yapan yok. Oğlum eş şey mi almış? Ölümsüzlük almış. Bitirelim mi artık oyun arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Çok mu uzadı? Şu Dra'ya oyun verdik. Vallahi ya. Galio'nun hakkıydı kazanmak ya. Galio. Galio izliyor videoyu. Hakkındı be birader. Bizdeki Draven'ı çıkarıp seni alsak takıma, Katarina'yı çıkarıp Ashe'i alsak, hadi hakkınızdı ya. Ne oldu lan? Lulu kostüm, aa Lulu hero'suyla kostümü geldi. MVP oldum. Niye bu kadar geç geldi bana Lulu şey lan? Neyse. Beleş beleştir arkadaşlar. Bu hesapta Yasuo kasacağız büyük ihtimal. Benim hesapta zaten top 1 Lee Sin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.